Başkanım, hadi arkadaşlar geldiniz. Salona. Çin ekibi arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyisiniz? Allah razı olsun. Hadi arkadaşlar içelim. At! Değerli misafirlerimiz paylaşıldı. Devletin kitlerinin önemli bakanlık buna göre öyle paylaşımlarda da bulunuyor. Türkiye'de oy veren seçmenlerin %25'ini AK Parti'ye üye yaparak bundan sonra Cumhurbaşkanı'nı kendi oylarıyla seçen bu millet ileriki yıllarda AK Parti olarak Allah'ın izniyle kendi üyelerinin oylarıyla belediye başkan adaylarını seçecek. Kendi üyelerinin oylarıyla milletvekilleri adaylarını seçecek. Kendi üyelerinin oylarıyla bundan sonra geniş kapsamlı en kılcal damarlara varana kadar istişare yapmak için bunu kuruyoruz. Birileri gibi kavga eden bir parti zihniyetiyle değil, en dipteki mahalle temsilcimizden, sandık görevlimizden, ilçe yönetimimizden, il yönetimimizden ta genel başkana kadar tam anlamıyla bir istişareyle hareket etmek için bunları yaptık. Ve bu istişarelerin sağlıklı olduğunu da gördük. İnşallah önümüzdeki 2015 seçimleri Türkiye'nin anayasal anlamda da dünya standartlarında bir demokrasiye, anayasal anlamda da dünya standartlarında bir anayasaya ve hukuk sistemine kavuştuğu bir dönem olacak. Değerli kardeşlerim, hiçbir zaman için başınız aşağıda olmasın. Başınız dik ve alnınız açık olsun. Çünkü bu ülkede başı dik, alnı açık sokaklarda yürüyecek bir parti varsa o da AK Parti'dir. Bizim hayallerimiz var, bizim rüyalarımız var, bizim sevdamız var ve bizim hizmetlerimiz var. Türkiye'yi baştan aşağı şöyle bir bakın. 10 yılda, 12 yılda yaptıklarımız Allah'a hamdolsun nereden nereye geldi ve yapacaklarımız var. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatıdır. Ve önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle 2015 seçimlerinde de 2019 seçimlerinde de bu ülke hedef 2023 deyip o yola devam edecek. Başbakanımız şimdi sessiz bir devrim. Türkiye 36 milyar dolardan aldığı ihracatını şimdi 160 milyar doların üstüne çıkardı. 160 milyar doların üzerine çıkardı. Türkiye 1980 yılında 5 milyar dolar bile olmayan ithalat ve ihracatının toplamı şimdi 480 milyar dolara geldi. Yani 100 kat arttı. Yeter mi? Yetmez. Asla yetmez. Hedef 2023. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, istihdama devam. Durmak yok, büyümeye devam. Durmak yok, ihracata devam diyoruz. Peki bunu yapmak için ne yapıyoruz? Başbakanımızla beraber şimdi 25 ayrı alanda 1250 ayrı eylem, dönüşüm eylem planıyla Türkiye'yi yeniden yapılandırıyoruz. Yeniden. Çünkü bugüne kadar geldiğimiz yolda kullandıklarımız ve yaptıklarımız bundan sonraki dönem için yeterli değil. Yeniden yapılandırıyoruz. 2015 seçimleri Türkiye için çok önemli. Biraz önce dedim ya, CHP'nin iktidarı gidiyor. MHP'nin de iktidarı gidiyor. Diğerlerinin de iktidarla alakası yok. Sorun. Yolda bir tane çevirdiğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kardeşimize sordu. Deyin ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın bir gelecekte iktidara geleceğine inanıyor musun? Hayır. İşte sıkıntı burada. Problem burada başlıyor. İktidar olma ümidi olmadı onlar. Kaybolma, yok olma sendromundan, ortadan kalkma sendromundan ve korkusundan dolayı, maalesef bu korkudan dolayı Türkiye'de iktidarı
maalesef bugüne kadar hep gayrimeşru dönemlerde geldiğinden dolayı, hep olağanüstü durumlarda geldiğinden dolayı, onun için yoldan geçen tüm antidemokratik yürüyüşlerin peşine takılanlara bakın, CHP yönetimi. Onun için bunu ortadan kaldırmamız lazım. Onun için Türkiye'de güçlü bir muhalefeti ortaya çıkarma görevi de AK Parti'ye düşüyor. O da bizim işimiz. Bunu da yeni bir anayasayla yapacağız. Yeni evrensel standartlarda bir anayasayla yapacağız. Biz onları çağırdık, dedik gelin bu ülkeye yeni bir anayasa yapalım. Yeni bir anayasaya diye yola çıkacak. En son CHP Genel Başkanı çıktı, dedi ki yeni bir anayasa yapamadık ama 60 tanesinde uzlaştık, bunun üzerine uzlaşalım. Orada ben vardım. Cumhurbaşkanımız dedi ki derhal kabul edelim. Sabah saatlerinde, kuşluk saatlerinde derhal kabul edildi. Akşam üzeri bir çözümden döndü. Akşam. Daha gün bitmeden döndü. 60 maddede anlaşılmış, 60 maddede uzlaşılmış, gel bunu yapalım. Bu da bir kazançtır. O da olmadı. Demek ki olmayacak. Onun için AK Parti 2015 seçimlerinde anayasayı tek başına yapacak çoğunluğu almak zorunda. Bu kadar net söylüyorum. Yani güçlü iktidar ümidi olan bir muhalefetin de olacağı sistemi ortaya koyma görevi de bizim. Onu da biz yapacağız. Yaparız Allah'ın izniyle. Anlayacak gibi duruyorsunuz. İnşallah hep beraber. İnşallah hep beraber. Şimdi sizlerle beraber oturup